Yayınıma hoş geldiniz. Türkiye'den Ermenistan'a ağır darbe geldi. Evet, bu darbe şu şekilde. Zaten sınırımız açık değil ama Türkiye Paşinyan'ın Madrid anlaşmasına uyup Karabağ'ı boşaltacağım sözüne, evet, bir nevi itenek teşkil etsin diye hava yollarını Avrupa'ya gitmeleri için açmıştı. Çok kısa bir süre önce Ermenistan yine o huyundan vazgeçmedi. Olmadık iftira ve yalanlarla kendi yaptığı soykırımları Türkiye'ye yaftalamaya çalıştı. Özellikle sözde soykırımlar ve yeni anıtlar oluşturarak Türkiye'nin tepkisini çekti ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı çok sert bir şekilde Ermenistan'ı kınadı ve köprüleri attığımızı ima eden açıklamayı yaptı. Bu açıklamanın hemen akabinde Ermenistan'a darbeler gelmeye başladı. Karabağ'dan çıkacağız dediler. Bu durumu hızlandırmak için Türkiye bir normalleştirme stratejisi ortaya koymuştu. Ama ne var ki Ermenistan, dedim ya, ipi dışarıda bir ülke. Emperyallerin elinde ve diasporaların elinde bir oyuncak ülke. Türkiye bekleneni yaptı ve özellikle Türkiye hava yollarını kullanarak Avrupa'ya giden Ermenilere kötü haberi verdi. Hem de hiç haber vermeden hava yollarını kapattı. Şimdi hiçbir şekilde Türkiye'nin hava yollarını kullanarak Ermeniler bir uçuş gerçekleştiremeyecek. Yani havadan da yol kapandı. Bu Ermenistan'a asıl net bir mesaj oldu. Tam da bu mesajın verildiği günler çok anlamlı değil mi? Laçin'de hem Ermenilere hem Rusya'ya meydan okuyan ve çizgisini ve bağımsızlığını korumaya çalışan dimdik duran bir Azerbaycan var. Türkiye buna kayıtsız kalır mı? Kardeşim geldim dedi. Laçin'de bir sinir harbi yaşanıyor. Rus kibriyle karşı karşıya kalan Azerbaycan ordusu, buranın sahibi benim. Hukuksuz iş çok yaptın. Araçlarını arayacağım dedi. Duyduklarıyla şok olan Rus askerleri, araçlarını aratmadıkları gibi Azerbaycan askerleriyle aralarında arbede, yani kısa süreli bir kavga yaşandı. Ama geçit yok. Rus'a geçit vermedik. Araçlarınızı arayacağız dedik. Özellikle etkisiz kalan eski Rus barış gücü komutanı Volkov'un yerine gelen Letskov, bir Azerbaycan, evet Azerbaycan vatandaşlarının katili. 1991'deki o müdahalede tankların Bakü'ye girdiği o vahşette bir nevi Rus, evet, ordusunun bir ferdiydi. Burada Kremlin şu mesajı veriyor. Onu atayarak şu mesajı veriyor. Yine aynısını yaparım sana. Hodri meydan Rusya. Hodri meydan. Özellikle Rusların bir bir tabelalarını götürüp, evet, bir bir oradan çekildikleri günleri unutmadık. Ve Laçin'de ekstra yapılan yolda hukuksuz işler döndürüldüğü için şimdi ordumuz tarafından kontrol altına alındı. Şimdi bu gelişmeler olurken Azerbaycan Ermenistan'ı her yönden sıkıştırmak ve bu sıkışıklığı daha da hissettirmek adına Türkiye üzerindeki hava yolu kapattığını söyledi. Yani bu bir baskı tabii ki. Ermenistan'ın öfevliği ve normalleştirme umudunu ortadan kaldıran, özellikle dediğiyle yaptığı bir olmayan bir ülke olduğu için hiçbir şekilde artık muhatap almayacağımız bir ülke haline geldi. Lakin gerginliğin olduğu bu günlerde Türkiye ilk hamlelerinden birini yaptı ve bu hamleleri yapmaya da devam edecek. Yani Türkiye duracak gibi görünmüyor. Evet, Rus barış gücü dedikleri, sözde barış gücünün önüne çıkan askerlerimiz bir nevi Rusların, evet Rusların orada, evet orada, değerli izleyenler, orada güçlü ve etkili bir şekilde ilerlemesini durdurdu. Daha önce de aktivistlerimiz, hatırlayın, Rus sözde barış gücüne karşı ellerinde silah olmadan yiğitçe durmuşlardı. Evet, yiğitçe durmuşlardı. Bu çok önemli. Şu anda aktivistler erkekleri öne çağırıyor, hanımları geriye çağırıyor. İşte Türk budur. Azerbaycanlı olmak budur. Evet, Azerbaycan'da Türk olmak budur. Bu güzel görüntüleri tekrar bakın. Rus askeri çekilin diyor, uyarıya geliyor. Ve kalabalıkta erkekler öne doğru çıkıyor. Bayanlar geri itiliyor. Bu Türk'tür. Bu kurt gibi öne atılmaktır. Bu Turan olmaktır değerli izleyenler. Ruslar çekilip gidecekler. Daha önce tabelaları nasıl söktüler? Laçin'den nasıl çekildiler? Şimdi yeni yol Laçin yolunda da direnişleri kalmadı gibi. Yani Azerbaycan ordusunun kararlılığı, halkının kararlılığı karşısında Karabağ'da nefes alamayacaklar. Diyorlarmış ki X-ray cihazları olmasın. Araçların içerisindeki mühimmatları gösteren cihazlar sınır bölgelerinde olmasın, geçiş güzergahlarında olmasın
Ben Ermenilere rahat silah taşıyayım diye. Hadi oradan. Hadi oradan. Öyle bir şeye asla izin vermeyeceğiz. Paşinyan dedim ya, bir idareci değil, bir yönetici değil. Özellikle Laçin Koridoru'nu Ruslar sağlamalı derken, Avrupa Birliği misyonları da gelmeli diyerek, hangi atı oynadığını bile karıştıracak cinsten. Bir yandan barış diyerek, bir yandan da sınırlarımıza ateş açılması, bunun bir göstergesi değil mi? Ama şu bir gerçek ki, artık Karabağ'da Azerbaycan öz haklarını hiç kimseye çiğnetmeyecek. Ermenistan'ın Türkiye üzerinden geçiş ve karar evet sınır kapısının açılması hayali artık sonsuza dek kapalı. Çünkü niye? Çünkü sen işgale gelmiş devam ediyorsun ve özellikle Rusları kışkırtıyorsun ve Azerbaycan'a karşı Batı'yı kışkırtıyorsun ve Fransa'dan yeni Sezar obüsleri dahil birçok silah sistemini almaya başlamışsın. Ermenistan barış istiyorsun da neden Fransa'dan şu anda silahlar satın alıyorsun? Gerginlik asıl şu anda suç yapanla, yani kabahatli olanla devam ediyor. Rus sözde barış gücünün bu bölgede olması, özellikle Rus sözde barış gücünün burada bir nevi Ermenilere silah taşıması, işgalciler taşıması da sır değil artık. Daha önce aktivistler üzerine yürüyerek onları tartaklamaya çalışan Rus sözde barış gücünün şimdi Azerbaycan ordusu karşısında sus pus olması da apayrı bir ayrıntı gerçekten. Şu anda kuvvetlerimiz, birliklerimiz tabii ki vatandaşlarımıza ve Türklere yapılan bu yanlışların hesabını sormak için orada. Laçin koridorunu şu anda ne yaptık? Ele geçirdik. İçeriye hiçbir şekilde yanlış bir şeyin geçmesine müsaade etmeyeceğiz. Özellikle orayı silahlandırmaya çalışıp Azerbaycan'a tekrar saldırmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Biz oraya silah ve mühimmatların gitmesini engellersek, özellikle farklı bir cepheden de farklı bir şekilde saldırılara uğramanın önünü kapatmış oluruz. Yani Laçin Koridoru şimdiye kadar bir silahlanma ve terör için kullanıldı. Bu belgeli ve görüntülü. Rusya hiç kusura bakmasın. Artık kimi atarsa atasın oraya. Rus askerleriyle çatışmayı, Rusya ile kısa süreli bir savaşı göze almış bir Azerbaycan var karşımızda. Çünkü Ukrayna'da ayağı balçığa saplanmış ve artık onlarla mücadele ederken gücü ve takati kesilmiş bir Rusya var. Uçaklarını uçuramıyorlar çünkü hava savunma sistemleri Rus uçaklarını leblebi gibi avlıyor. Demek istediğim husus şu. Artık ok yaydan çıktı. Türkiye hava yollarını kapattı. Karadeniz sınırı zaten kapalı. Yakında Türk F-16'larını Ermeni sınırında ve askerlerini de sınırda görebilirler. Artık Zengezur'un açılması dahil geri kalan azat olması gereken Karabağ'daki toprakları alma vakti gibi geliyor bana. Çünkü analizimiz şu, şu andaki konjonktür, tarihi bir konjonktür ve en uygun konjonktür. İşte bakalım değerli izleyenler, Şanlı Azerbaycan ordusunun kahramanca ve güçlü direnişi, güçlü duruşu bambaşka olacak. Bir dahaki ayda yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.